Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda gazeteci meslektaşım, değerli büyüğüm Recep Eser'le birlikte başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa'yı bekleyen büyük tehlikeyi gözler önüne sermeye çalışacağız. Avrupa'da yaşayanları, özellikle de Almanya'da yaşayanları bundan sonra neler bekliyor, bunları konuşacağız. Recep abi, geçtiğimiz yayınımızda Rusya'nın ana karasına hiçbir bağlantısı olmayan Kaliningrad'ı anlatmıştık. Sadece Berlin'e 300 kilometre mesafede Rus toprakları, bu topraklar askeri açıdan çok çok önemli. Nükleer silahların bulunduğu, askerlerin bulunduğu adeta bir silah deposu haline getirilmiş vaziyette. Baltık Denizi'nde Polonya'nın hemen dibinde Almanya'ya karşı adeta bir hançer görevi gören Avrupa'nın ortasında çok çok önemli bir yer. Recep abi, asıl bugün konuşacağımız önemli konu. Putin bombayı patlattı. Nedir bu? Fatih, şimdi Avrupa'da yetkililer durumun farkında aslında. Danimarka'nın kadınları, yani Danimarka'da, İsveç'te ve Baltık ülkelerinde askerliğin zorunlu hale gelmesi tepede aslında bazı şeylerin bilindiğinin de göstergesi. Danimarka biliyorsun kadınların bile askere alınmasıyla ilgili Baltık ülkeleri karar aldı. Fatih, şu an inan Avrupa'da birçok ordunun atacak top mühimmatı dahi kalmadı. Geçtiğimiz günlerde Danimarka'da bu tartışma konusu oldu. Danimarka topçu mühimmatları dahil hepsini Ukrayna'ya gönderdi. Rusya'ya karşı kullanabilmesi için. Fransa'ya bakıyorsun, Yunanistan'a bakıyorsun, Almanya'ya bakıyorsun, Polonya'ya bakıyorsun, Romanya'ya bakıyorsun. Hepsi ellerindeki envanterleri Ukrayna'ya gönderiyor. Biliyorlar ki Ukrayna savaşı, Ukrayna yenilirse Rus ordularının Avrupa'ya doğru ilerleyeceğini, Ukrayna'ya yaptıkları yardımın farkında olduğunu biliyorlar. Putin KGB'den geldiği için sanırım çok değişik bir politika yürütüyor Fatih. Elinde aslında çok güçlü silahları var Rusya'nın. Sürekli Rusya'nın değişik iç bölgelerinde yeni silah fabrikalarının hizmete alındığı ile ilgili bilgiler alıyoruz. Fatih, İskender füzelerini duyduk. Rusya şöyle bir stratejisi vardır. Yıllardır çok büyük bir kara toprağı olduğu için bu hava savunma genellikle uçaklarla yapılır. Uçaklarla bu kadar büyük bir alanı koruyamayacağını bildiği için füze teknolojisine, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana füze teknolojisine yatırım yapar. Ve Rusya'nın füze teknolojisi bugün Avrupa'nın değil Amerika'nın da çok üzerindedir. Onun için hava savunma sistemleri, S-400'ler, Patriot'lara göre 3-4 kat daha etkili silahlardır. Rusya tabii değişik bir savaş stratejisi yürüttüğü için yıllardır füze yatırımı yaptı. Fatih, Şubat ayının başında aslında gözlerden kaçtı. Rusya'nın envanterinde olduğu bilinen ama hiç kullanmadığı bir silah vardı. Bu Zircon füzesi. Fatih, bu dehşet bir şey. Hava savunma sistemlerinin dahi etkisiz kaldığı saatte yaklaşık 12 bin kilometre hızla, hedefine 12 bin kilometre hızla giden bir sistem. Radarların görmesi imkansız gibi, görse de hiçbir hava savunma füzesiyle bunun durdurulabilme şansı yok. Çünkü hava savunma füzeleri sesin ancak 3-4 kat hızıyla hareket seyir edebiliyor. Bu füze durdurulabilecek bir füze değil. Putin aylardır, Ukrayna Savaşı'nın başından beri, 2. Dünya Savaşı'ndan kalan, daha sonraki işte 1980 öncesi üretilen demode silahlarını sürdü hep Ukrayna'da cepheye. Çok asker kaybetti. Ama Rus ordusu için bu asker kaybı çok yani göz ardı edebilirler. Ne yaptı? Demode silahlarını, tanklarını, topçu mühimmatı kullandı. Putin'in aklındaki şu olduğu şimdi öğreniliyor Fatih. Avrupa ile büyük bir savaşa gireceğini biliyor. Yeni cephanelerini ve füzelerini bugüne kadar Avrupa için sakladı. İşte Avrupa'nın dahil olduğunda, yani Almanya ve Avrupa ülkelerine namluyu doğrultunda kullanacağı silah, kalibri
roketi, sesin 4 kat hızlı. İskender seyir füzesi, bu biraz daha kabul edilir. Sesin 1-1,5 kat, bu bir seyir füzesidir. Ama esas kullanacağı silah Zircon füzesi Fatih. Evet değerli izleyicilerimiz, şu an ekranda görüyorsunuz. Zircon füzesinin şöyle bir özelliği var. Gemiden de atılabilen bir füze. Şimdi bu yayınımızın başında Kaliningrad'dan bahsettik. Bakın. Kaliningrad Rusya'nın Avrupa'nın her an her noktasına ulaşabileceği bir nokta. Bu Kaliningrad'dan kalkacak olan, gönderilecek olan bir Zircon füzesinin başkent Berlin'e, Almanya'nın başkenti Berlin'e ulaşması sadece bir dakika. Şimdi ekranda bir sayaç görüyorsunuz. Geriye doğru sayıyor. Biz konuşmaya devam ediyoruz. Bu bir dakikanın sonucunda Kaliningrad'dan kalkan ses hızından 10 kat daha hızlı, yaklaşık 12.300 kilometre hız saatte bu füze başkent Berlin'e ulaşıyor kıymetli izleyicilerimiz. Fatih, İskender füzesi olsa bunun ulaşması 10 dakikayı buluyor. Çünkü 1200-1400 kilometre saatte hız yapabiliyor. Ama şu konuştuğumuz anda herhalde Zircon Berlin'e varmak üzere. Sayacımız ne durumda? Şimdi sayaç bitmek üzere, geriye doğru geliyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz, şöyle bir algı oluşabilir bizi izleyenler içerisinde. Ya Putin Almanya'ya mı saldırıyor? Arkadaşlar, şu anda Ukrayna'da yürütülen savaş aslında Ukrayna-Rusya savaşı değil, Avrupa-Rusya savaşı. Bu net. Ukrayna'nın bugüne kadar dayanmasının tek bir nedeni var. Avrupa'nın destek vermesi, silah vermesi. Şu anda Avrupa'daki pek çok ülkede cephane kalmadı. Mühimmat bitti arkadaşlar. Rusya'da bitmiyor, devam ediyor. Birileri yine şunu söyleyebilir. Ya madem bu kadar güçlü, Rusya neden Ukrayna'yı alamadı? Arkadaşlar, önümüzdeki günlerden itibaren Rus füzelerinin Ukrayna'nın bugüne kadar hiç saldırmadığı noktalara kadar ulaşacağını biliyoruz, düşünüyoruz. Şimdi bu aslında Putin'in Almanya'ya bir gözdağı vermesi. Şimdi diğer ülkeleri çok saymıyorum. Çünkü Avrupa Birliği'nde en güçlü ordu Alman ordusu. Ama sonuçta Rusya'nın üretmiş olduğu bu Zircon füzelerinin karşısında durabilecek bir askeri teknoloji dünyada yok arkadaşlar. Saatte 12.335 kilometre hız yapıyor. Almanya'nın bugün korkusu, biliyor çünkü, Rusya tarafından yeniden saldırıya uğramak. Başkent Berlin'e bir dakika içerisinde bu füzeler inecekse siz bunun mutlaka karşılığını geliştirmek zorundasınız. Hava savunma sistemini geliştirmek zorundasınız. Ama şu anda ellerinde bir şey yok. İsveç'te, Danimarka'da, Norveç'te, Finlandiya'da, Baltık ülkelerini sayıyorum. Rusya'ya karşı dayanabilme imkanları yok. Daha yeni İsveç NATO'ya girdi. Onlar daha da yakın. Yani bir dakika diyorsun, radar tespit edemiyor ama yani ola ki radar tespit etti. İsveç'teki birinin, hani Müslüman olsa ancak kelime-i şehadet getirebilir. O kadar. Yani İsveç NATO'ya girdi ama yani zor. Yani bu durum zor. Evet. Şimdi Almanya başta olmak üzere Avrupa'da yaşayanlar için bunun anlamı ne? Anlamı şu. Ekonomik olarak zor günler tüm Avrupa'yı bekliyor. Bu net. Hayat daha pahalı olacak. Enerji daha pahalı olacak. Elektrik, doğalgaz, petrol ürünleri daha pahalı hale gelecek. Şu anda Rusya, bakın değerli izleyicilerimiz, öyle ya da böyle ekonomik olarak bu savaştan dolayı büyük bir sıkıntıya girse de yeraltı kaynakları var, doğalgazı var, petrolü var. Şimdi size soruyorum, Avrupa'nın, Almanya'nın neyi var? Almanya dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi ve üretiyor. Enerjiyi nereden alıyor? Kendi doğalgazı yok, petrolü yok. Sürekli dışa bağımlı halde. Bu savaşla beraber sadece bu olay Ukrayna'da olunca fiyatlar 2'ye 3'e katlandı. Değerli izleyicilerimiz, Putin düğmeye bastığı an bilin ki Avrupa 2. Dünya Savaşı dönemine dönecektir. Bu net. Almanya bunu bizden daha iyi biliyor. Alman askerleri, genelkurmayı bunu bizden daha iyi bildiği için
şu anda büyük bir korku içerisindeler. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuklası haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri 8000 kilometre öteden olan biteni izliyor. Rusya'da, yani Rusya ne demek ne demek? Amerika'nın Çin'den sonra en büyük düşmanı demek. Ne yaptı? Almanya'yı Rusya'ya karşı attı, Ukrayna'yı yem etti ve şu anda Amerika uzaktan izliyor. Bu saatten sonra Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şehri haline gelmiştir. Amerika otur derse oturur, kalk derse de kalkar arkadaşlar. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ülkesini Amerika Birleşik Devletleri'nin maalesef kuklası haline getirdi. Fatih, şimdi özellikle tabii Almanya'yı saymıyorum ama diğer Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmı refah toplumu zaten. Savaşla maçla bunlar hayatlarına yani bazısını işte Rusya gelmiş saldırmış, bazısına 2. Dünya Savaşı'nda Hitler işgal etmiş, onlar da hoş geldin Hitler abi demişler, geri çekilmişler zaten. Şimdi Danimarka 10 milyona yaklaşık nüfus, 16 bin tane askeri var. Şimdi 6 bin daha asker alalım demişler. Onda da erkek bulamayınca kadınları da asker olarak alabiliriz demişler. Fatih, bir yıl içerisinde 2 milyar dolarlık Ukrayna'ya Danimarka silah göndermiş. Yani baktığımızda küçük bir ülke. Almanya'nın gönderdiği 50 milyar dolarların üzerinde. Hani diyoruz ya, Avrupa'da niye bu eylemler, eylemlikler artıyor? Çünkü Almanya vatandaşından, orada çalışandan kısıyor. Danimarka vatandaşından, çalışandan. Yani eski o refah dönemi Avrupa'da bitiyor ki, daha Avrupa savaşın içinde değilken. Bir de Ukrayna savaşının sonrasında Avrupa ile Rusya'nın topyekun bir savaşa girdiğini düşünürsek durum çok daha vahim olacak Fatih. Evet değerli izleyicilerimiz, bunlar komplo teorileri değil. Bunlar gerçek. Şu anda Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Avusturya'da, Belçika'da insanlar sokaklara çıkıp maaşlar yetmiyor diye grev yapıyorsa ve devlet de bunu duymuyorsa bilin ki büyük bir problem var. Çünkü devletin kasasından savunma bütçesine çok büyük paralar ayrılmaya başlandı. Neden? Rusya korkusundan. Şimdi güzel haberler vereceğiz. Recep abi, bizi özellikle yurt dışından izleyen vatandaşlarımızın pek çoğu Türkiye'de bir yatırım yapmak istiyor. Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorlar. Bunların başında da biliyorsunuz Türkiye'de gayrimenkul yatırımı ve arsa yatırımı. Arsa yatırımı bildiğiniz üzere tüm alıcılarına kazandıran bir yatırım. Paranıza para katmak istiyorsanız doğru bir yerden ama arsa yatırımı yapabilirsiniz. Biz hep anlatıyoruz uzun bir süredir. Çok sayıda yurt dışında yaşayan vatandaşımız bu fırsattan yararlandı ve yararlanmaya devam ediyor. Çanakkale ilimizin Asos bölgesinin en büyük projesi olan Asos Arsa'da taksitli bir şekilde vatandaşlarımız 625 metrekare villa arsaları alabiliyorlar taksitli. Evet, ne diyorsun abi? Fatih, ulaşım açısından şu an Türkiye'nin en kolay bölgelerinde iki köprünün, iki gerek Çanakkale Köprüsü'nün gerek Osman Gazi Köprüsü'nün ikisinde otoyolların arasında kalıyor bölge. Doğal, bakir, korunmuş. Gürültüden, kalabalıktan uzak. Etrafı çam ormanları ve meşe ormanları ile çevrili. Zaten binlerce yıl öncesinden de yerleşimin olduğu bir bölge. İlk insanlıktan beri bu bölge yerleşim için seçilmiş. Eskilerin bir bildiği vardır diyorum. Belki zamanında, şimdi dolayısıyla bu bölgedeki fiyatlar da tavana vurmadı. Yatırım yapanların kazançlı çıkacağını düşünüyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, siz de geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız bu fırsattan yararlanabilirsiniz. Sadece 1 milyon TL peşinat ve ayda 34 bin TL taksitle, yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi anlaması için söylüyorum. 30 bin euro peşinat, 36 ayda biner euro taksit. Toplamda taksitli satış fiyatı 66 bin euro. Peşin almak isterseniz 60 bin euroya 625 metrekare Kaz Dağları'nın eteğinde dünyanın en önemli mavi bayraklı plajlarının dibindeki bu arsalardan, villa arsalarından siz de alabilirsiniz. Kazançlı çıkarlar. Evet. Kısa bir süreliğine taksitli satışlar geçerli, bilginiz olsun. Şimdi
yararlanabileceğiniz iki tane güzel konudan bahsedeceğim. Onun öncesinde Recep abi sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, şimdi anlatacaklarımı da lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Geçmişte Türkiye'de herhangi bir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi emekli olabilirsiniz. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız. Özellikle hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede çalışmasanız dahi, geçmişte Türkiye'de hiç çalışmasanız dahi emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Ekrandaki telefon numarasıyla irtibata geçtiğinizde Emekli TV'nin Emeklilik Danışma Merkezi'ndeki görevli arkadaşlarımız sizinle hemen görüşüyor. Ya da mesaj atabilirsiniz, şunu yapabilirsiniz. Ben veya eşim ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye WhatsApp'tan hemen mesaj gönderebilirsiniz. Sadece bir kişi 150 euro ödeyerek dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'ye gitmenize de gerek kalmadan tüm emeklilik işlemlerini yaptırabilecek ve emekli olacak. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzunu WhatsApp'tan yine görevli arkadaşlarımıza gönderiyorsunuz ve size hemen bir randevu veriyorlar. Randevu günü Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanlarıyla görüntülü bir şekilde dünyanın neresinde olursanız olun hemen görüşüyorsunuz ve işlemlerinizi başlatıyorsunuz. Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, benim de eşimin de Türkiye'de bir garantisi olsun diyorsanız bu fırsat kısa bir süreliğine geçerli. Eğer karı koca ya da iki kişi birlikte danışmanlık alırsanız %50 indirim var. Normalde iki kişi 300 euro yaparken sadece 225 euro ödeyeceksiniz ve geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. Bu fırsattan özellikle hanımların yararlanmasını istiyoruz. Kısa bir süreliğine geçerli bilginiz olsun. Geldik 3. habere. Şimdi özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız içerisinde ben Türkiye'de saç ektirmek istiyorum diyenler var. Ama biliyorsunuz saç işi, sağlık işi güvenli bir yerden yaptırmak gerekiyor. Bunun için bizim kanalımızın izleyicilerine özel büyük bir fırsattan bahsedeceğim. Siz kendinizde bir değişiklik yapmak istiyorsanız, ister hanımlar ister beyler. Biliyorsunuz hanımlar da saçla ilgili, kaşla ilgili vesaireyle ilgili pek çok işlem yaptırabiliyorlar. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz Türkiye'nin en önemli ve en güvenilir saç ekim merkezlerinden bir tanesi olan Sagrada'nın iletişim numarasıyla hemen irtibata geçiyorsunuz. Beni izlediğinizi söylüyorsunuz ve bizim kanalımızın izleyicileri dünyanın neresinde olursa olsun ücretsiz muayene hakkı kazanıyor. Uzmanlar sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor, durumunuza bakıyor ve daha sonra size randevu veriyorlar. Türkiye'ye gittiğiniz zaman da işlemlerinizi yaptırıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Bizim kanalımızın izleyicilerine %10 indirim var. Beni izlediğinizi söylediğinizde hemen size randevu verilecek, uzmanlar sizi arayacak ve %10 indirimde kazanacaksınız. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.